Merhabalar. Bugün Opsiyon'da Masum Türker ile birlikte bina ve tesis yönetimi sektörünü mali müşavirlik mesleği açısından değerlendireceğiz. Opsiyon hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birlikte şirketimizi gezdik. Şirketimizi size tanıttık. Yazılımla ilgili bilgiler verdik. Şimdi müsaade ederseniz bina ve tesis yönetimi sektöründe mali müşavirlik mesleğinin katkılarını ile ilgili soru sormak isterim size. Tabii önce biraz sizi tanımak istiyorum. Gerçi herkes sizi tanıyor ama biraz kendinizden de bahsederseniz çok memnun olurum. Ben Mardinliyim. Mardin'de doğdum. 16 yaşından sonra lisede okumak üzere İstanbul'a geldim. İstanbul Peritoneal Lisesi'nde okudum. Sonra İşletme Fakültesini bitirdim. Ben lisede öğrenciyken muhasebe mesleğine başladım. Yani o tarihlerde öğleden sonraları muhasebecilik. Akşamları da önce matbaalarda sonra gazetelerde çalıştım. İki mesleği birlikte yürüttüm. 71 yılında üniversite öğrencisiyken o muhasebecilikten edindiğimiz bilgiyi üniversitedeki eğitimle beraber 4 kişi ilk mali müşavirlik büromuzu kurduk. O büro hala bugüne kadar devam ediyor. Daha sonra bu büro bizim mesleki gelişimimize göre 75 yılından sonra denetim, 81 yılından sonra şirketleşerek ve daha sonra sermaye piyasası kanununa göre, BDDK'ya göre bağımsız yetki denetim yetkilerini alarak 89'dan itibaren de yeminli mali müşavir olarak aynı büro, aynı şirket, aynı şekilde devam etti. Uluslararası'nda yaklaşık olarak 16 yıl yöneticilik yaptım muhasebe mesleğiyle ilgili olarak. Akdeniz ülkelerinde başkanlık yaptım. Farklı ülkelerin bakış açılarıyla da mesleğimizi tanıdım. Türkiye'de de uzun süre Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği, genel sekreterlik, genel başkan yardımcılığı ve en son genel başkanlık yaptım. Kanun çıktıktan sonra örgütlenmeden bir süre çekildim fakat çok aşırı talep geldi çevreden. Çünkü kanun çıktıktan sonra mali müşavirlik mesleğinin yorumlanması geri gitmeye başladı. Mali müşavirlerin birçok kazanımları aniden kanunda olmadığı halde kendi kendimize yönetmeliklerle engelledik. Örneğin bir anonim şirkette yönetim kurulu üyeliği yapma yasağı yok. Oranın denetim hizmetini veriyorsanız yasaktır. Ama hepimiz eskiden yönetim kurulu üyesiyken çıkmanız gerekir dediler. Avukatlar çıkmıyor ama biz çıkıyoruz. Yani bu tür şeyleri görünce geriye dönüş yaptık. Bunların bir kısmını değiştirdik, bir kısmını hala değişmedi. Hala ben iddia sahibiyim, değiştirmeye çalışıyoruz. Ve 1967'de muhasebeci olarak başlayan ama 71 yılında mali müşavirlik bürosu olarak devam eden süreç hala devam ediyor. Bu süreç içinde politika da yaptım. Milletvekili oldum. Ekonomiden sorumlu eski bakanlık görevini üstlendim. Hem de seçime giderken ve geçiş sürecinde çok ağır bir dönemdi. Ayrıca siyaset de yaptım. Parti yöneticiliği yaptım. Demokratik Sol Parti'de önce parti meclis üyeliği, genel başkan yardımcılığı, genel sekreter, en son 5,5 yıl kadar da genel başkanlık yaptım. Ama bütün bunları yaparken aslında hedef, amaç her mali müşavirin ruhunda olan kamuya hizmet. Vatandaşla birlikte devlete ve millete faydalı üretimlerin olmasını sağlamaktır. Evet. Biraz tabii sizi tanıyan çok iyi tanıyor ama sizin bir özelliğiniz var ve ben her sizinle konuşmamda feyiz alıyorum açıkçası. İş geliştirme konusunda mali müşavirlik mesleğinin önünü açma ve iş geliştirme konusunda gerçekten son derece başarılı birisiniz. Ben takdir etmek bana düşmez ama sizi bu anlamda bana çok faydanız olduğu için. Şimdi bu yönümün, bu soru vesilesiyle bizi dinlerlerse mali müşavirler, onlara da bilgi vereyim. Dünyanın hiçbir yerinde mali müşavirlik eğitimi veren üniversite yoktur, fakülte yoktur. Doğru, haklısınız. Ama mali müşavirliğin temel faaliyetleri olan vergicilik öğretilir, defter tutma teknikleri öğretilir, organizasyon öğretilir.
aslında eğitimin amacı iş adamı yetiştirmektir. Doğru, haklısın. İşletmeye yetiştirmektir. Veya iş adamı olamıyorsa iş adamına yardım, yani bugünkü adıyla CEO, eski adıyla genel müdür yetiştirmektir. Ben böyle bir eğitimden geçtim. Ve bu eğitimden geçtikten sonra son senede zaten büromuz vardı. Dallara ayrılırken alt dal olarak da muhasebeyi seçtim. Sonra Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'nin 74 yılında açtığı sınava girdim. Oradaki sınav, muhasebe uzmanlığı belgesinin sınavı bugünkü yeminli mali müşavirlik sınavından daha zordu. İşletme matematiği vardı, efendime söyleyeyim, istatistik vardı, analitik vardı, maliye, kamu maliyesi vesaire, yani ekonomi dersleri okutulurdu. Böyle bir perspektifle büyüdüm meslekte ve ben müşterilerimde de şunu gördüm iş yaparken. Müşterinin ihtiyacı yalnız finansal raporlama değil. Mali müşaviri varsa ona yol gösteren, ona iş hayatında yer açan. O zaman dedim ki ben bu işletme fakültesinde yetiştirildiğim işletmecilik eğitimimi müşterinin hizmetine sunayım. Ve sanki müşteriye hizmet ederken muhasebe dışında girişimci benmişim gibi, yani müşterim benmişim gibi iş alanları, paraları varsa, yatırım yapacaklarsa, tedarikte bulunacaklarsa yol vermeye başladım. Aslında bu bizim mali müşavirlik mesleğinde bir mali müşavirliğin en top, üst top dedikleri en tepedeki hizmetidir. Bunun adına Batı'da yönetim danışmanlığı diyorlar. Evet. Yani yönetim danışmanlığı bazında bir yaklaşımım var. Bu yaklaşım olunca şöyle bir şeye alıştım. Hangi iş gelirse bana gelsin, müşterim, bir kere o sektörü iyi öğreniyorum. O sektörü öğrendikten sonra o sektörün iş hayatındaki konumlanma biçimi nasıl olmalıdır? Böylelikle bunu her bir müşterime uyguluyorum. Şu anda bağımsız denetim yapmak isteyen arkadaşlar, mesela müşterileriyle ilgili denetime başlarken daha denetim işini almadan birinci hizmet firmayı tanırlar. İkincisi de firmanın içinde bulunduğu sektörü tanımak zorundalar. Aynen. Böyle olunca ben ekonomiyle de bağlantısını kuruyorum. Ekonomiye göre işlerimiz gelişir. Trendler nedir? Ne yapılabilir? Finansla bağlantı kuruyorsunuz. Tabii. Onun için ben üniversitede de hocalık yaptım. Hala da yapıyorum. Yani 1978 yılında başladım hocalığa. O zamandan beri yapıyorum. Bu hocalık sürecinde de öğrencilerime hep bu duyguyu vermeye alıştırdım. Yani bulunduğunuz noktada sabit kalmayın. Hep gelişim peşinde koşun. Araştırmacı olun. Ve bu süreç içinde ben hep geleceği analiz etmeye kendimi yorumladım. Yani şimdi birisiyle konuşurken o konuştuğu konunun o andaki konumu dışında o gelecekteki konumu ne olabilir? Ya da neler yaparsak nasıl değişebilir diye kafa yoruyorum. Aslında bu benim yaptığımı bizim atalarımız yapmışlar. Mesela bugünkü adıyla Marmara Üniversitesi'nin ilk kurulduğu zamanki okulun adı Hamidiye Yüksek Ticaret Mektebi'dir. Bu Hamidiye Okulu kurulurken onun gerekçesi iki şeye dayanır. Bir, yeni artık biz ticaret kanunu yayınlamışız, Tanzimat sonrası iş hayatı başlamış. Diyor ki, bu okulun amacı iş adamı ya da iş adamına yardımcı yetiştirmektir. Şimdi iş adamını zaten ve bu nedenle okulun kurulması 60'lı yıllarda, 1860'lı yıllarda kararlaştırıldığı halde İstanbul Ticaret Odası 1882'de kurulduktan 1 yıl sonra kurulabilmiştir. Çünkü ihtiyaç öyle ortaya çıkmıştır. Orada da bir de bunu söyler. Onun için siz beni dinlerken ya da ben konuşurken herkesin bildiği rutin şey anlatma. Yani evet, dönem sonu işlemleri neymiş? Her muhasebeci yeni bir kanun çıktığı zaman, yeni bir tebliğ çıktığı zaman burada bizi dinleyen iş adamlarına da söylüyorum. Muhasebecinize, mali müşavirinize güveniniz. Çünkü o yeni çıkanı ne eder elle en iyi şekilde öğrenir. Onun eğitime ihtiyacı o anda onunla sınırlıdır. Ama bir
ben bunları anlatmayı pek benimsemedim. Ancak yeni bir şeyse anlattım. Buna karşılık gelecekte ne işler yapılabilir? Hangi iş dalları yeni açılır? Evet, ne yapılır? Mesela bir ara çok kısa bir dönem ben de gazete haberlerine kendimi kaptırıp dijitalleşme geldiği zaman hangi meslekler ortadan kalkacak diye ahkam kesmeye başladık. Onların o konuşmalarını sağa sola paylaştım. Sonra bunun yanlış olduğunu düşündüm. Nitekim New York'ta bir kere merkezlerinde, bir kere de benim yönetim kurulu üyesi olduğum Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu'na gelip IBM şirketi bize bilgi verdi bu dijitalleşme, yapay zeka hakkında. Ne kadar yanlış düşündüğümüzü gördüm. Bu dijitalleşme bize yeni iş alanları, yeni yapılanmalar açıyor ve her o işin evrimleşmesini sağlıyor. Yani şimdi mesela bizim Türkiye'de hala bu dar anlayış olduğu için noktada, örneğin taksilere biniyorsunuz. Taksilerde hala yeni yeni başladı. Kredi kartıyla ödeme yapamıyorsunuz. Yapamayınca kredi kartıyla ödemeyi, taksilerin büyümesi, hesap düzeninin gelişmesi mümkün olmuyor. Bu örnek bu. Evet. Halbuki taksiler, taksi işletmeciliği haline geldiği zaman, yani tek tek bireysel taksi sahipleri değil de bir işletme haline geldikleri zaman, şirketleştikleri zaman, bu onlar için önemli bir çıkış. Hem kontrol açısından, yani evet, şoförün parayı alıp vermesi açısından, hem şey açısından. O zaman demek ki dijitalleşme taksicileri ortadan kaldırmıyor. Tam tersine, evet, daha organize, hizmetli, daha farklı hizmet vermesi. Aynı iş bizim bütün müşterilerde var. Mesela perakendeciler içinde daha pandemi olmadan online sisteminden yararlananlar pandemiyle birlikte geliştiler. Bu sefer pandemiyle birlikte beraberlerinde neyi geliştiler? Motor kuryeler gelişmeye, evet, evet, başladı. Evet. Motor kuryelerden sonra başka şeyler gelişmeye başladı. Ve ben bunu bu 50 yılı aşkın iş hayatımın sürecinde şuna inandım ki insanoğlu kendisini gelişmelerle birlikte düşünmeye sevk ederse, düşünürse her şeyi en iyi şekilde yakalar. Evet. Biz opsiyon olarak bina ve tesislere, yani aslında yatay ve dikey binalarda yönetim çözümleri sunan bir program, bir yazılım opsiyon. Biz bu işi yapıyoruz. Mali müşavirlik alanında da tabii ki yönetim alanında olduğu gibi yine yazılım vasıtasıyla şeffaf ve denetlenebilir bir düzenek kurmaya çalışıyoruz. Siz bina ve tesis yönetimlerinde şeffaf ve denetlenebilir sistem kurma konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir kere site yönetimi, hatta apartman yönetimi, evet, uydu kent yönetimi, toplu yaşam alanları yönetimi gelişen bir meslek, bir meslek dalı. Hatta belki bu dalın ayrıca üniversitelerde ya da meslek okullarında ders olarak okutulması gerekir. Hı hı. İlk önce biz Türkiye'de, örneğin diğer ülkelerde de öyledir, evler bağımsız. Böyle bir müşterek yaşama şeyi yok. Yok. Fakat apartman düzenine geçtikçe artık ortak hayata alıştık. Her katın mülk sahibi ayrı ama ortak yaşama alanı için şeylerin geliştirilmesi gerekiyor. Birlikte kuralların geliştirilmesi gerekiyordu. Ama bu özellikle 20. yüzyıla bitireceğimiz yıllara doğru, yani 1900'lü yılların ikinci yarısından sonra yerini uydu kentlere, büyük sitelere bırakmaya başladı. Evet. Bu uydu kentlerde, bu sitelerde havuzlar, spor alanları, evet, ortak yaşam alanları oluşmaya başladı. Bu sefer buraların yalnız güncel ihtiyacı karşılamak değil, yönetimi de bir sorun olmaya başladı. Aynen. Çünkü büyük ortak mahalleler gelişti vesaire. İşte bu süreç içinde yavaş yavaş ilk önce
mali müşavirlere başvurmaya başladılar. Yani hesapların düzgün bir şekilde tutulması, dizayn edilmesi, bir organize edilmesi ve bu sitelerin nüfusu arttıkça, yani içindeki apartman ya da kat malikleri sayısı arttıkça, apartman daireleri sayısı arttıkça bu sefer bağımsız denetim ihtiyacı hissettiler. Evet. Bu nereden kaynaklandı? Bir şeffaflık sağlamak. Yani para verenler, aidat ödeyenler bu aidatların boşa gitmediğini, gerçek yerine harcanıp harcanmadığını görmelerini muhasebe sistemi sağladı. Bunu da mali müşavirler sağladı. Ama ayrıca murakip seçmelerine, yani denetçi seçmelerine rağmen bunların da uzman gözüyle denetimi gündeme geldi. Onun için de bağımsız denetim şirketleri bu hizmetleri vermeye başladılar. Evet. Bu hizmetler bugün daha da gelişti. Ama asıl bu hizmetlerin yanı sıra, öncesi daha doğrusu, bu sitelerde yönetim önem kazanmaya başladı. Eskiden yöneticiler bu işleri bedava yaparken, evet, ilk önce o apartman katılma payı vermeyecek şekilde ücretlendirilmeye başladı. Evet. Şimdi yönetimler daha gelişip kompleks hale gelince, daha kompleks bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyunca bu sefer ücret bile verilmeye başladı. Evet. İşte bu noktada bağımsız yönetim yapan yönetim şirketleri doğdu. Tıpkı şu anda apartmanlara, sitelere güvenlik hizmetini sağlayan güvenlik şirketleri gibi. Evet. Bu şirketler de gelince bu sefer bunların şeffaflığı, bunların hesapları doğru tutulmadığı önem kazandı. İşte bu süreç içinde o sitenin, o uydu kentin, o apartmanın hangi büyüklüğü olursa olsun yönetiminde önce yönetim bilgilerinin sistematik halde izlenmesi ihtiyacı doğdu. Sonra muhasebenin, evet, sistematik olarak izlenmesi doğdu. Bu konu içinde bilgi işlemle, bilgi yazılım dünyasında olan kişiler ihtiyaca göre önce, belki de ilk önce oturdukları sitenin ihtiyacını gidermek için, sonra profesyonel olarak kendi müşterilerine pazarlamak için bu konuda yönetim sistemleri, yazılımlar yapan firmalar gelişti. İşte bugün burada beni ağırladığınız opsiyon şirketi de bu işleri yapanlardan birisi. Gördüm, yani opsiyon şirketi bir sitenin yönetimi için gerekli raporlama yapabilecek, personel işlerini takip edebilecek. Oradaki, çünkü personel derken eskiden yalnız bir kapıcı vardı. Evet. Şimdi güvenlikçiler var, bahçıvanlar, evet, var, yani bahçe işlerini tanzim edenler var. Tamir bakımla ilgili sürekli çalışanlar var. Bunların verimli bir şekilde izlenmesi gündeme geldi. Bunlar da bugünlerde yazılım programlarıyla sağlıklı yapılıyor. Evet. Bu konuda Apsiyon'un yaptığı bir hizmet bu şeyler için önemli bir hizmettir. Evet. Çünkü bu sitelerin özellikle kentsel dönüşüm dolayısıyla, evet, ortak yaşam alanlarının daha büyümesi, daha gelişmesi gündeme gelecek. Tabii. Şu anda kısmen bile olsa gündemde ama ileride daha fazla gündemde gelecek. Bu nedenle bu çalışmalar doğrudur. İşte bu çalışmalar yapılırken şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanabilmesi için bir sitede iki şeye ihtiyaç var. Birisi bu hesapları kurallara göre, standartlara göre sistemli bir şekilde tutacak. Diğeri ise bu tutulan hesapların doğruluğunu inceleyecek ve bu konuda bir denetim raporu yazacak. O nedenle şeffaflık ve hesap verebilirlik hem mali müşavirlerin yaptığı muhasebe hizmetine ihtiyaç var, hem de bağımsız denetçilerin yaptığı denetime ihtiyaç var. Bu ikisi gerçekleştiği zaman mükemmel olur ama şu anda daha çok birincisine başvuruyorlar. Bir mali müşavirle önce hallediyorlar. Mali müşavirlerinde için en kolay iş bu programı kullanmaktır. Yani bu opsiyon benzeri ya da opsiyonun kendisini kullandıkları zaman ihtiyaç duyanlar raporlamayı
daha kolay olabilir. Hesap kitabı görmeyi, evet, aidat hesaplarını yapmayı daha rahat yaparlar. İşte tam ben de yazılımın önemini soracaktım. Siz zaten uzun uzadıya anlattınız. Gerçekten çok önemli. Yazılımın önemi şuradan şey. Şimdi bu sitelerin yöneticileri ya amatördür, yani orada yaşayanlar, ya da bir şirkete vermişler. Bir şirkete verseler bile yine de apartman yönetimi o siteyi kontrol etmek için bir yönetim seçmek zorunda. İşte o yönetim sürecinde özellikle apartman sakinleri adına ya da kendileri aidat durumlarını, harcamaların niteliğini, giderlerin durumunu inceleme gibi ihtiyaçlarını gidermek için yazılımlarla oluşturulmuş raporlama sisteminden yararlanmaları söz konusudur. Evet, işte bu yararlanabilmeleri, bu ihtiyacın giderilebilmesi için yazılımlar biliniyorsa, ortaya konmuşsa ve bunları da gerçekleştiren mali müşavirler varsa o sitede hem tasarruf sağlanır, yani insanların harcamalarını daha fazla karşılamak için para vermekten kaçınmış olurlar, hem de orada bu tasarruf yanı sıra hesapların, kitapların doğru tutulduğunu, rahatlığı ortaya çıkmış olur. Bir de güven var tabii. Yani güven yani, duymak isterler değil yani mi? Yani tabii bu işler şeffaflık ve hesap verebilirlik, muhasebeleştirme ve ayrıca dışarıdan bir bağımsız denetim faaliyetiyle gerçekleştiği zaman bu konuda benim ödediğim aidatlar nereye gitti, nereye harcandı tedirginliği ortadan kalkar. Bu konuda kendisinin de istifade edebileceği bir düzenin oluşması için bu harcamaların yapılmasından emin olun. Dolayısıyla sizin de belirttiğiniz üzere dış denetim yaptırarak hem kendi mali müşavirleriyle çalışacaklar, siteyi yönetecekler. Tabii. Hem de dışarıdan bir dış denetim vasıtasıyla bütün o verilerin güvenliğini herkese anlatmış olacaklar. O dış denetim bu hesapların doğru kaydedilip edilmediğine bakar. Şimdi bizim ülkemizde biraz bundan kaçınıyorlar. Neden kaçınıyorlar? Çünkü Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan beri sermaye birikimi dolayısıyla bir ekonomik denetim sisteminin kurulması engellenmiş. Ekonomik denetim sisteminde birisi muhasebe kayıtlarını yapıp finansal raporları hazırlarken diğeri de bu kayıtları inceleyip bu raporların doğruluğu hakkında ve güvenilirliği hakkında bir rapor vermesi lazım. Tabii. Zaten şirketlerin yapısı büyüdükçe bu zorunlu bir ihtiyaç doğuyor. Çünkü sermaye piyasası yönetimde yok ama parasının nasıl kullanıldığından haberdar olmak ister. Tabii. Bütün bunların oluşmasında eğer yazılım programlarına yararlanabiliyorsa hem surat, hem doğruluk, hem de dürüstlük sağlanmış olur. Para kayıpları engellenmiş olur. Aynen. Para kayıpları yalnız suistimallerle ya da bazı hileler yaparak ortadan kalkmaz. İyi niyetle sizin yatırdığınız para başka hesaba gider. Başka hesabın parası sizin hesaba gider. Bütün bunların ortaya çıkması, daha rahat çıkması bu elektronik ortamda, dijital ortamda daha iyi sağlanabilir. Bu da sağlandığı zaman o sitede güvenilirlik ve hesap verilebilirlik ortaya çıktığında insanların birbiriyle ters konuşmaları ya da denetim veya yönetim şirketini zorlaması söz konusu olmaz. Olamaz. Birazcık da şeyden, vergiden bahsetmek istiyorum. Ben bu sitelerin elde ettikleri reklam, kira gibi gelirleri var. Bunların vergilendirilmesi konusunda fikriniz şimdi alabilir miyim? Şimdi siteler bir ticari işletme değildir. Evet. O ki insanların tek başlarına yapacakları harcamaları ortak bazı harcamaların varlığı dolayısıyla birlikte katlanmalarıdır. Evet. Dolayısıyla o sitede var sanki o apartman tek kişinin. Site değil. Evet. Reklam elde aldınız. Duvar reklamı yapışacak. Hı hı. O tek kişiye yapılan muamele neyse bu site yönetimi de aynı yapılmalıdır. Ne yapılır o tek kişi? Firması yok, teşkili bir şey yok. Tabii. O zaman ona yapılan ödemenin ve katma değerin, stopajlarını o reklamı veren firmanın kesmesi gerekir. Evet. Zaten kesmeyip karşısı ödüyor diye dese yine kurtulamıyor. Çünkü karşısı ödemezse şahıs firmasıdır, yapacak bir şey yok. Sorumlu. Vergi mükellefi yok. Buradaki vergi mükellefiyeti genellikle bu tür şeyleri kiralama görmek için de yaparak elde edilen,
Kira gelirleri de normal gelir vergisinden muaftır. Çünkü o sitenin ortak bir geliridir. Evet. Yani herkese az az düşen bir gelir olarak düşünün. Ve gider karşılamada kullanıldığı için bu takdirde ödemeyi yapan en azından vergiyi sağlamak için hem gelir vergisi stopajı yapması gerekir hem de KDV'yi keserek ödemesi gerekir. Evet. Dolayısıyla sorumlu olan aslında kiralamayı yapan, sorumlu tabii. Sıfatıyla. Bu güzel bir açıklama oldu. Çok teşekkür ederim. Çünkü en çok kafaları burada karışıyor. Kıymetli meslektaşlarım biliyorlar ama anlatırken de zorlanıyorlar. Oradaki reklam geliri değil. Bir kira geliri de. Siz duvarı kiralıyorsunuz. Aynen. Yani aynen. Öyle görmek lazım. Evet. Bir de bizim sitelerimizde bütçelerimiz var. Biz o siteyi o yıl idare etmek için bir bütçe yapıyoruz. Bu bütçenin de sizin görüşünüze göre denk mi devam etmesi lazım yoksa gelir fazlası vermesi mi daha istenen Şimdi ve beklenen? Şimdi bu sitelerde gelir fazlası vermesi doğru değil. Neden değil? Çünkü kiracılar ayrıldığı zaman ya da bina sahipleri binayı sattıkları zaman eğer orada bir gelir fazlası varsa oradaki alacaklarını alamazlar. Aynen öyle. Nitekim bu nerede oluyor? Kombi kullanan binalarda birisi kombi için peşin gasp ödemesi yapmış ve ihtiyaç duydukça kullanıyor. Ama bu arada terk ettiriyor o binayı. Evet. Başka bir kiracı geliyor. İşte o kiracı o kombideki birikmiş olan kısmı kullanma hakkına sahip. O zaman ne olması gerekir? O kısmı iade olması gerekir. İade değil de yeni gelen eski adama ödemesi gerekir. Evet. Gidip işlem yapıp yeniden. İade zor olacağı için. Evet, bu, doğru. Bunun önüne bu şekilde geçildiğine göre sitelerde de bir kere dönem sonunda gelir fazlası varsa bunun devretmesi doğru değildir. Ama nasıl yapılır? Bu miktar iki yöntem var. Bir, eğer herkes eşit aidat ödüyorsa ve eşit yükümlülük varsa, yani hani kat şeyine faset evet. Farkları yoksa, arsa payı da metrekareye göre değilse o zaman eşit dağıtır. Eşit dağıtınca gelecek senenin bütçesinden bu kadarlık mevcut parayı keser. Ya da her bir daire için ayrı ayrı o kalan paradan hissesine düşeni hesaplar evet. Ve onu götürür. Tabii bunları yapmak bir insana biraz kolay gibi geliyor. Ama bunu işte opsiyon gibi programlar, yazılımlar kolaylaştırır. Niye tabii. Kolaylaştırır? Çünkü kimin hissesine ne kadar para, kalan parada ne kadar düşüyor da görülür. O kişilerden para talep edilirken eski alacakları olan para mahsup edilerek talep edilir. Evet. Biz hep böyle gelir fazlası iyi bir şeymiş gibi görünüyor ama siz çok güzel söylediniz. Ayrılanlar olduğu takdirde bunlar hak yemek anlamı taşıyor aslında. Etik değil bir yandan. Bir yandan da zor bir hesap. Tabii. Peki son sorum. Aslında site ve iş merkezlerinde mali müşavirlik ve denetim açısından biraz değerlendirebilir misiniz? Şimdi nasıl? Bu sektörde şu anda çalışan çok arkadaşımız var. Evet. Ama bu arkadaşlarımız bu iş için özel bir eğitimden geçmiş değiller. Mali müşavirlik mesleğinin bir özelliği müşterinin talepleri meslektaşı da geliştirir. Yani evet. Hizmete talep varsa o hizmetin talep edilen hizmeti daha iyi yapma ihtiyacı doğar. Bu konuda mevcutların dışında da yeni insanlar nasıl seçilir? Yeni yöneticiler gelir. Yeni yöneticiler eski mali müşaviri bırakır. Kendi tanıdığı bir mali müşaviri bulur vesaire. Ama bu mali müşavirlik mesleğinin bir faaliyetidir. Ve mali müşavirler muhasebe kayıtlarını tutacaksa, bu işleri yapacaksa o sektörü iyi tanıması, o üstlendikleri apartmanın kat mülkiyeti kanuna göre teşkil edilmiş kat yönetmenliğini okuması, düzlükteki yer alan hükümleri bilmesi ve en sonunda kat mülkiyeti kanununu okuyarak buna göre yapılması gerekenleri yapması gerekir. Bu yepyeni bir sektördür. Hem mali müşavirler için hem denetim yapan, bağımsız denetim yapan mali müşavir meslektaşlarımız için ben muhasebe kayıtlarını tuttum, ben onaylarım dediğiniz zaman geçerli değil. İhtilaf fukuğunda tabii. Siz hakem değilsiniz ama
Eğer ayrı ayrı yaparsanız, birisi kayıtları yaparken birisi ise denetlerse bu iş sağlanmış olur. Çok çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi çok geliştirici fikirlerinizle bizim de önümüzü açtınız. Mali müşavir dostlarımın da, kıymetli meslektaşlarımın da önünü açtınız. Ben her zaman mali müşavir meslektaşlarımla gurur duyuyorum. Eminim ki bu yeni sektörde de ellerinden gelen gayreti sarf edecekler ve başarılı olacaklar. Bunun için sadece tabii dediğiniz gibi kat mülkiyeti konusunda bilgi sahibi olmak için okumak lazım. Sektörü biraz incelemek lazım. Ondan sonra da hani önü açık bir sektörde. Tabii ya kendisi bir yazılım programı yapacak ya mevcut yazılım programları içinde eksik bulduklarını kendisi talep ettikçe onların da gelişmesini sağlayacak bir noktada. Ben de teşekkür ederim. Bu imkanı verdiniz. Aynı zamanda bu söyleşiyi yaptığımız Ramazan ayı vesilesiyle bizi dinleyen insanların da Ramazan ayını kutlarım. Evet. Hayırlı olsun inşallah. Evet. Bugün sizi yeteri kadar ağırlayamadık niyetliydiniz. Olsun. Ağırlamışsın kendinizi. Allah kabul etsin. Ben de gene aynı vesileyle iyi bir Ramazan ayı geçirmesini dilerim herkesin. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Masum Bey. Şeref verdiniz. Bizi aydınlattınız. Çok teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere.